Merhabalar, selamlar, nasılsınız? Sevgili Güneş yükselen, Ay burcu oğlak olanlar, umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugün Eylül ayına özel bir tarot okuması yorumlayacağım. Şimdiden her birinize çok güzel, sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu, saygı ve sevgi dolu bir Eylül ayı diliyorum. Her şey çok çok güzel olur umarım. Güneş yükselen, Ay burcu oğlak olanların niyetini. Eylül ayında oğlak burçlarını neler bekliyor? En doğru, en gerçek rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Eylül ayında oğlak burçlarını neler bekliyor? Karıştırırken bir ara birbirine girmedi. Ama bakın, kartlar resmen fırladı ve dedi ki beni seç. Yani direkt kendisini belli eden demek ki durumlar var ve şunu söylemek istiyorum. Bakın, normalde 3 taneydi, 4 tane geldi ki ben gene de üstüne kart çekmek istiyorum. Hemen onları tabii ki hızlıca yorumlayacağım çok uzatmamak adına, ama şunu söyleyeyim. Bir yerde bakın takıldı. Gitmedi yani, kartlar devam edemedi. Bu şunu anlatıyor. Her ne kadar takılmış da olsa bazı olaylarınız, ilerlemese de başka taraftan artıya geçebilirsiniz. Yani satıyorsunuz, o sattığınız şey şu an satılmayabilir ama sizin maaşınıza zam gelebilir ya da oraya zam gelmez de siz parayı başka bir şekilde elde edebilirsiniz. O insandan bir şey gelmez. Hani o insanı değiştiremiyorsunuzdur ama başka yerden tam istediğiniz gibi bir insan karşınıza gelebilir. Yani bir şey olmaması her şeyin bittiği anlamına değil. Bakın, başka yerlerde başka fırsatlar, hani 3 yerine 4 geldi ya, bakın daha bol bol gelmeye başlıyor. O yüzden biraz yeniliklere, yeni olaylara açık olmakta çok büyük fayda var diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle şu iki güzelliği sizlere bir yorumlamak istiyorum. Gerçekten aşkı, sevgiyi bulduğunuz inanılmaz güzel bir dönemin içerisinde görünüyorsunuz. Bu en başta hem ikili anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, buralarda sizlerin şansınızın çok yaver gidebileceğini, ikili ilişkilerde özellikle daha mutlu, daha birlik, beraberlik dolu yeni ilişkilerin başladığı da yine bir dönemde olabilirsiniz. Ama ben size bir de şunu söylemek istiyorum. Dünyevi zevklerimiz vardır. Para, mal, mülk, gezme, tozma, bunlar gibi şeylerde özellikle hem yanınıza bir dostunuzu alabilirsiniz. Sizinle bu hani dünya yolculuğunu yapacak, o aşk olsun, arkadaşlık, dostluk olsun ya da ortak iş, para, ilişkileri, miraslar, tabii ki bunlar da ortaklı şeyler. Burada istediğiniz sonucu elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Normalde sırtladığınız bir yük varsa bu yükü ya yalnız sırtlamazsınız ya da arkadaşlar, diyelim borç size bir yükse, siz bu yükü artık omuzlarınızın üzerinden atmış görünüyorsunuz. Bir şeylere böyle çok bir bağımlılığınız varsa, kötü anlamda bir bağımlılık varsa, yani tembellik, alkollü bilmem neydi, bunlardan bir kurtuluş, üçüncü kişilerin aranızdan çıkması gibi durumlar söz konusu. Ve bir de bunları arkadaşlar, şu kılıç kralı eklendiği zaman size şunu söyler. Sen artık istediğini elde etmiş, gücü eline almış, işte bir şeyleri bitirecekseniz bitirmişsiniz. Gücünüz, maddiyatınız, her şeyiniz yerinde. Kariyer istiyorsanız, evet, o kariyerle ilgili istediğiniz koltuğa, otoriteye sahip olduğunuzu anlatıyor. Aynı zamanda sizin kadın ya da erkek olmanız fark ettirmiyor bu olayı, ama bir erkekten, hatta olgun, yükselmiş, üst kademedeki bir erkekten sizlerin çok güzel bir şekilde desteklenmesi, oralardan size gelebilecek her türlü mesajı, işte kabul edildiğiniz gibi olayları anlatıyor. Ve bir de sevgili arkadaşlar, burada bir de değneklerin kralı var. Değnek kralı da şunu size anlatır. Sizin, evet, burada zaten bir otoriteniz vardı istediğiniz konular. Çünkü kalbinize hitap eden olaylarda özellikle sizlerin hani artık bir şeyleri bitiriyorsunuz. Satacaksanız satıyorsunuz ve bunun için son sözleşmenizi yapıyorsunuz. Evleniyor muyuz, evlenmiyor muyuz? Bunu artık netleştirdiğiniz bir dönemdesiniz ve genel olarak
erkeklerden, erkek yöneticilerden, babadır, abidir, erkek eş, erkek yani normal bildiğiniz günlük arkadaşlarınız, erkek dostunuz olabilir. Hani arkadaşlık anlamında söylüyorum. Bu kişilerden size çok güzel haberler, dediğim gibi devlet ya da karılardaki bir insanlardan size çok çok güzel haber gelebilir. Özellikle dediğim gibi bir makam, bir koltuk, bir yerlere seçilme, istediğiniz şeylerin kabul edilmesi ile ilgili ya da izin alacaksanız, bir erkekle görüşmek istiyorsanız, belki erkek evladınız var, onu çok uzun zamandır görmüyorsunuz, uzakta bir erkek var, onu görmek istiyorsanız evet, böyle güzel bir dönemdesiniz. Ve dediğim gibi artık yani iki kart da zaten sizi yukarılara, zirveye, üst makama, mertebeye çıkartma ile ilgili bir dönemi anlatan güzel kartlar. Ve dediğim gibi özellikle de dünya kartı sizin maddiyat, şans, fırsatları, ama dünyevi fırsatları, onu söyleyeyim, bunları biraz daha anlatıyor. Koltuk alma, eşya alma, bir şeyleri tamir ettirme gibi olaylar da vardır. Bir de tabii ki bu aşıklar kartı güneş yükselen ay burcu ikizler olanları anlatır. Demek ki bu süreçte bir ikizler burcunun çok yoğun bir katkısı olabilir. Genel olarak biraz zıt gibi de olsanız belirli bir noktada aslında anlaştığınız konular olabiliyor. Özellikle eğlenelim, gidelim, gezelim, görelim, iletişim kuralım konularında birbirinizi çok da tamamladığınızı söyleyebilirim. Şöyle bir dediğim gibi üstünü açmak istiyorum. Şimdi bu kartlar neyi anlatıyor? Diyor ki sen çok çok önemli bir dönemdesin aslında. Bir şeyleri geride bırakmanın ve yeni bir hayatında, mesela burada kapı açılmış, yeni bir senaryo oluşturabilirsin, yeni bir kitaba başlayabilirsin, hani hayatınızla ilgili bir şeyleri kapat ve yenisine başla. Zaten çok çok şanslı görünüyorsunuz, bu şansınızı kullanmanızda büyük fayda var. Ve burada bakın zaten güneş geliyor, güneş kartı size şunu anlatır: her ne yaparsan yap, çukur olabilir, yılan olabilir, kötü insan olabilir, ama etraf aydınlık. Çukur varsa görürsün ve düşmezsin. Artı her şeyi görürsün. İleride dağ var mı? İleride bir ateş var mı? Yabani hayvan var mı? Seni kandıracak birisi var mı? Eli yüzü düzgün mü, değil mi? Gecenin karanlığında göremezsiniz ama gündüz vakti bunları görebilirsiniz. Aynı zamanda soğumuş olan ilişkilerin de bu dönemde ısınmasını, tekrar bir ilişki kurabilmeyi anlatıyor. Gerçekten artık bir şeyleri geride bırakmanın, bir şeylerden uzaklaşmanın çok böyle bir yolunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu kart, tabii ki görüyorsunuz, önünüzde artık yepyeni bir yol var. Bazı şeylerde karar değiştirebilirsiniz. Bu karar değiştirme bir netleşme getirebilir. Yer değiştirebilirsiniz, yolculuk yapabilirsiniz. Bir ülkeden bir ülkeye, bir yerden başka bir yere gitme gibi durumlar var. Ama şunu söyleyeyim, bu karar değiştirmek planı iptal ettiğiniz anlamına gelmiyor. Gidecekseniz gene gidersiniz ama orası değil burası olur. Yani komple iptal etme gibi bir şey yoktur. Sizi illaki bir yerden bir yere alır götürür ve bu dönemde sizin öngörüleriniz arkadaşlar oldukça da doğru çıkar. Aa, ben de tam böyle düşünmüştüm, bak tam gördün mü, benim söylediğim gibi oldu diyebileceğiniz olaylarla genellikle karşılaşırsınız. Ön sezilerinizin de hani ne kadar kuvvetli olduğunu kendinize zaten bu dönemde fark edersiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada tılsım altılısı sizi maddi olarak çok yukarı çıkartır. Dediğim gibi maddi olarak zaten iyi görünüyorsunuz. Diğer kartlardan da söyledim. Hani anlaşmalar yapılır edilir. Ona satmazsınız da buna satarsınız. O iş olmaz da bu iş olur. Ama şöyle bir şey vardır, borcunuzu ödersiniz. Dediğim gibi bir mal mülk paylaşım varsa, miras gibi ortaklı işler varsa, buralarda istediğiniz para, beklediğiniz şeyler sizin elinize gelir. Bir mal satacaksanız dediğim gibi bunları satarsınız. Ve maddi olarak o kadar iyisinizdir ki, yani borcunuzu öder, dediğim gibi yardım yapacaksanız yaparsınız. Artı bir şeyler alabilirsiniz. Normalde yemeğe gitmiyorsanız dışarı ya da hediye alamıyorsanız hediye alırsınız. Bu aslında bir cömertlik kartıdır. Yani fazla fazladır bazı şeyler. Ve yaptıklarınız, iyilikleriniz size geri döner. Bir adaletsizlik yaşadıysanız, özellikle iş konusunda ya da üst kademeden biri sizi ezmeye çalıştıysa, burada da genel olarak bir adalet sağlanabilir. Bakın elinize gerçekten net bir güç geçiyor. Bu güç özellikle de üçüncü göz olayı vardır, ajna vardır, ama daha çok sizin az önce de söylediğim gibi öngörüleriniz çok doğru çıkar ve dersiniz ki ay tam da söylediğim gibi oldu. Birebir, yani hani ben sana söylemedim mi, böyle olacak, sonra böyle olacak, bak gördün mü, aynısı diyebilirsiniz. Yani burada öngörülerinizin, önsezilerinizin, öncü kişiliğinizin
çok büyük faydasını görerek ilerleyebilirsiniz. Zaten burada da güneş size bir şeyleri önceden gösterir ve o çukura düşme, terse gelme, batma gibi olaylar yaşamazsınız. Tam tersine bir şeylere inanılmaz derecede dikkat eder, başkalarının düştüğü hatalara sizler artık düşmezsiniz. Ve genel olarak hayatınızda hem maddi hem de ki dünya kartında söylemiştim maddi anlamda bir güç kazanıyorsunuz. Üzerinizdeki o ağırlıklar gidiyor diye hem de manevi anlamda genel bir güç kazanma olayınız görünüyor. Şimdi arkadaşlar şu kısma geldiğim zaman burada bir sihir var. Buradaki sihir sihircilik, büyücülük anlamında değil. Daha çok şimdi bir sihirbaz geliyor, sihir yapıyor. Bir büyü, bir şeyler yapıyor. Aa diyorsunuz nasıl yaptı acaba? Nasıl oldu acaba? Tabii ki arkasında bir şeyler var. Ama buradaki biraz daha ilahi, evren, bir kişinin hani aracı olması. Hayatınıza gelen bir insan size geliyor, bir şeyleri anlatıyor ve gidiyor. Belki o kişi elçiydi ve o kişinin hayatınızdaki görevi o kadardı. Ondan sonra gidiyor. Ya nasıl geldi geçti bu dönem hiç anlamadım. Ya nasıl satın aldı, nasıl sattık hiç anlamadım ya. Çok hızlı oldu bir şeyler. Anlayamadım dersiniz ve hani arkasında tabii ki bir şeyler var. Altı doldurulabilir ama bir şeyler gerçekten hayatınızı sihirliymiş gibi devam edebilir ve burada da sizin ne kadar desteklenen bir insan olduğunuzu hem insanlar tarafından hem de ilahi anlamda ne kadar desteklendiğinizi görebilirsiniz. Ve bakın bir içerik kartı geliyor. İçerik de dediğim gibi yapılan her şeyin altı doldurulabilir. Yani neden böyle yaptın denildiği zaman neden işte gittin onunla kavga ettin? Çünkü sana laf söyledi, çünkü şöyle oldu, çünkü böyle oldu. Yani mesela birisiyle aranızda bir olay var. Onun altını doldurabiliyor. Bazen karşınızdaki insan size hiçbir şey anlatamıyor. Yani anlatamıyor, cevap bile veremedi diye denilmez. Çünkü size bir şeyleri karşı taraf anlatabilir. Artı sizler de bu dönemde ben bunu istiyorum dedikleri zaman onun altını doldurabilirsiniz. İşte daha sen ne istediğini bilmiyorsun diyemez kimse size. Çünkü siz ne istediğinizi bilen bir insansınız. Ve genel olarak hayatınızı biraz daha doldurduğunuz, dolu dolu yaşadığınız ve hani başka ayları nasıl geçirdiniz bilemem. Ama bu ayı dolu dolu geçirmeniz kuvvetle muhtemel diyebilirim. Biraz daha aile, yuva, dediğim gibi aşk, yeni birisinin gelmesi, ilişkinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi. Ben bu kişide ışık görüyorum diyerek güçlü bir hani sevgi, ilişki ortamının olması söz konusu. Ve daha çok bu dönemde hani flört milört olayları varsa bilemem. Ayrıldıysanız bilemiyorum ama bu dönemde aile olma, yuva kurma, hem anne babayla ilgili yuva hem aşk anlamında genel bir yuva kurma, tekrardan bir aile olma ya da ikinci bir evlilik durumları, hane içi genel olarak bir mutluluğun ortaya çıkışı gibi durumlar söz konusu. Ve sizin genel olarak dışarıdan bakıldığında vay be adama bak Yunan heykeli gibi, vay be kadına bak Afrodit gibi. Yani bakın tamamen fiziksel anlamda söylüyorum. Yani bir sanat eseri gibi göründüğünüzü dışarıdan bakılınca çok çok çekici. Belki bir şeyler yapıyorsunuz kendiniz böyle dışarıdan, aman sarkık bir yerim var mı, ben buraya bir krem süreyim gibi. Hani normalde kendinize bakmayı bıraktıysanız bu dönemde biraz daha kendinizin hani hem içsel hem daha çok fiziksel olacak şekilde kendinize artı sağlayacak bir şeylerle uğraşmanız kuvvetle muhtemel. Dediğim gibi bir şeyler yaptırırsınız, ettirirsiniz, saçınızı sakalınızı değiştirirsiniz, ona göre böyle bir durumu anlatıyor. Ve bu dönem arkadaşlar biraz böyle sağlık olayları sizlerin gündemini meşgul edebilir ama kötü anlamda kesinlikle değil. Şifa, huzur, umut konuları biraz daha gündeme gelmesi söz konusu. Bir de sevgili arkadaşlar şunu söylüyor: bir şeyler çok hızlı ilerliyor, evet. Ama mümkün olduğunca sabırlı olmakta, beklemekte fayda var. Dediğim gibi öngörüleriniz gerçekleşebilir. Ama bu biraz daha sabıra bağlı. Yani ben burada mesela şöyle yaparsınız, yola gidersiniz, evet diyorum. Ama bu sadece yolculuğa çıkmak olarak değil, bir süreç olabilir. Yani şimdi hamilelik görünür ama ta 9 ay sonra siz bunun sonucunu alırsınız. Yani bir şey bu ay çıkıyor diye illaki hemen bu ay olup bitecek diye bir şey yok. Ve bunun için de mesela bakın sizi sabırdan bahsediyor. Özellikle bu ayın ikili üçlü zamanları, ki 2-3 aylık bir zaman dilimi söz konusu olabilir. Hani bir şeylerin olgunlaşması için dediğim gibi biraz sabır konusu işin içine
giriyor ve sabrınızla birlikte olgunlaşan meyve dalından düşüyor. Yani olgunlaştınız mı orada? 3 yıl işte gittiniz, deneyim kazandınız mı? Artık başka yere geçersiniz. İlişkinizin olgunlaştığını düşünüyor musunuz? Artık evlenirsiniz. Artık tamam diyor musunuz? Hazır mısınız? O zaman çocuk olur. Ya tamam artık ben kendi yolumu buldum, karar verdim, burada ilerleyeceğim dersiniz. Ona göre yatırımınızı yaparsınız. Ona göre aradığınız doktorunuzu, aradığınız işte okulunuzu, bir şeyinizi, doktorunuzu, hayatınıza girecek insanı artık netleştirmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Ve verdiklerinizin ya da çalışmalarınızın artık bir karşılığını alma durumlarınızda buna istinaden görünüyor. Bir dönüşüm var. Dönüşüm değişimden biraz farklıdır. Değişim dediğimiz şey saçınızı değiştirirsiniz ama rengini değiştirirsiniz. Ama dönüşüm dediğiniz zaman arkadaşlar saçınızı komple kazıtırsınız. Ya da bambaşka bir şey olur. Biri evin içinde değişiklik, biri şu yer değiştirme, komple evi değiştirme. Bambaşka bir yere gitmedir. Hani bayağı büyük bir şey var. Biri bir yerden bir yere geçiş. Meslek anlamında bir yerden bir yere geçersiniz ama hala aynı işi yaparsınız. Ama bu kart sizi bambaşka bir mesleğe götürür. Bunun gibi farklı bir durum var. Medeni durumunuz değişir. Yeriniz değişir. Konuştuğunuz dil değişir. Yatırımlarınızın şekli şemali bile bu dönemde değişme ihtimali var. Öncesi ve sonrasında çok büyük farkların olması bununla beraber söz konusu. Zaten bir yolculuktan teminden beri bakın bahsediyorum. Özellikle de 8'li zamanlarda sizlerin gerçekten bir yerlere gitme durumunuz yani açık ve net bir şekilde kendisini gösteriyor. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Aynı zamanda bu yolculuk sizin çok emek vererek ulaştığınız, evet çok zorlanıyorsunuz ya da zorlanmaya devam edebilirsiniz bir süre daha. Ama bunun karşılığını misliyle almayı en sonunda şurada da söylediğim gibi yani bir zirveyi amacınıza ulaşmanızı ifade ediyor. Yani Eylül ayı genel olarak sabırlı olduğunuz zaman bir şeyler de size göründüğünde bir gücünüz var. Biraz sabır, biraz ailevi konular. Biraz da dediğim gibi para gelebilir. Cömertliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Satış işlemleri, elinize bir para geçişi zaten görünüyor. Hayatınızı biraz daha dolu dolu ve şansın yoğun olarak geldiği dönüşümle beraber çok güzel hem ilişkiler anlamında hem de dünyevi zevkler anlamında hani yukarıya çıkabileceğiniz ve özellikle de hem ikizler burçlarından hem aslan belki olabilir. Ve genel olarak bir erkekten alınan çok net bir yardımı, ondan gelecek bir cevabı ifade eden bir Eylül ayı. Benim söyleyeceklerim bu şekilde Oğlak burçları. Umarım güzel bir ay olur. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.